Karmin. Farkında olmadan afiyetle yediğimiz böcek. Hemen herkesin sofrasında vişne reçeli bulunmuştur. Çilekli pasta, kola, gazoz, vişne suyu, dondurma, kırmızı renkli sakızlar, çikolatalar vesaire. Hepimiz bu ürünleri mutlaka tüketmişizdir veya tüketmeye devam ediyoruzdur. Bu ürünlerin çoğunun hiç bilmediğimiz ortak bir özelliği bulunuyor. Böcekten elde edilen bir katkı maddesi içermeleri. Karminik asit adlı bu katkı maddesi, kaktüsleri mesken edinmiş bir böcek türünden elde ediliyor. Karmin böceği, kaktüs bitkisine kene gibi yapışarak hayatını sürdürür. Meksika'da bu iş için özel karmin tarlaları kurulmakta. Böcek ve larvaları üreticilerce toplanarak gıdalarımıza katılmak üzere toplanmakta. Karmin böceğinin vücut ve yumurtalarından elde edilen karminik asidin Avrupa Birliği AC kod sistemindeki karşılığı E120. Gıda endüstrisinin kırmızı renklendirici olarak kullandığı bu böceğin kanı, bedeni ve larvaları saf renklendirici ve ham ekstrat şeklinde pazarlanmakta. Karminik asidin üretimi sırasında böcekler kurutulduktan sonra iki şekilde öldürülüyor. Sıcak suya daldırılarak yahut buhara maruz bırakılarak. Üretimdeki metot farklılıkları veya böceğin farklı türleri kırmızı, mor ve pembe renk tonlarının oluşmasına neden oluyor. 1 kilo boya elde etmek için 150-160 bin böcek gerekiyor. Karminik asit adlı katkı maddesi gıda, ilaç, tekstil ve boya sanayi gibi birçok endüstride kullanılmakta. Dondurma, sakız, süt ürünleri, pasta ve kekler, şekerler, jelatinli tatlılar, çikolatalar, soslar, salam ve sosisler, reçel ve marmelatlar, kola ve gazozlar, vişne suyu gibi çok sayıda yiyecek ve içeceğin yanı sıra evlerimizin duvar boyalarında ve halısında, üzerimizdeki yahut bir cilt bakımı ürünlerinde, ruj, pudra ve allıklarda, merhemler ve kozmetik ürünleri ile deterjanlarda da karşımıza çıkabilmekte. Karminin sağlık açısından zararlı olduğu da uzmanlar tarafından kanıtlanmış bir husus. İngiliz Gıda Standartları Ajansı, karminin astım ve alerjik reaksiyonlara neden olduğunu, bazı insanlarda da alerjik reaksiyonların en şiddetlisi olan anafilaktik şoka yol açtığını rapor ediyor. Uzmanlar bu reaksiyon tedavisinin hastanede yatarak yapılmasının gerektiğini söylüyor. Ayrıca karminin hiperaktivite, astım, egzema ve uykusuzluğa da neden olduğu kanıtlanmıştır. Karminin dinen caiz olup olmadığı din adamları tarafından tartışılan bir konu. Maide suresi 3. ayette Cenab-ı Hak açık ve net bir şekilde kan yemek Müslümanlara haram kılınmıştır buyuruyor. Lakin bazı din adamları karmin içeren maddelerin haram olmadığını söylüyor. Bu tezi savunanlar üretim esnasında böceğin kanının kullanılmadığı yahut kurutulma gibi işlemlerle kanın bazı mezheplere göre haram olma özelliğini yitirdiği görüşünü gerekçe olarak gösteriyorlar. Lakin bu konuda araştırma yapan mütehassıslar, böcekten katkı maddesine dönüşüm süresinde böceğin kanının kullanılmamasının imkansız olduğunu ifade ediyorlar. Bu hususta uzun süren bir araştırma yapan ve Yediklerimizin İçinde Ne Var adlı kitabında karminik asit konusuna yer veren Gıda Hareketi Başkanı Kemal Özer, konu ile ilgili bir makalesinde bilgilerimi tazelemek için yaptığım literatür taramasında birçok batılı kaynağın bu böcekten elde edilen maddenin kan içerdiği gerçeğini özellikle belirttiğini bir kez daha gördüm şeklinde bir açıklama yapıyor. Helal gıda sertifikası veren güvenilir kurumlardan biri olarak kabul edilen GİMDES, resmi web sitesinde karminik asit içeren maddelere helal gıda sertifikası vermeyeceklerini belirtiyor. Evet, bu bir gerçek. Hepimiz yılda en az yarım kilo böcek
ve böcek kanı yiyoruz. Entomoloji profesörü Marshall Dick geçen yıl yaptığı bir açıklamada işlenmiş gıda tüketen herkesin bir miktar böcek yediğini şu şekilde anlatıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde işlenmiş gıda maddesi tüketenler zaten böcek yemiş oluyorlar. Bunun miktarı da yılda yaklaşık 500 gram. Domates sosu, fıstık ezmesi ya da ekmek gibi işlenmiş tüm gıdalarda böcek vardır. Velhasıl, şu soruları sormakta yarar var. Tabağınıza bir böcek konulsa bunu yer miydiniz? Bunu yeme, sakıncalı diyenlere, bunlar önemsiz şeyler, takılmamak lazım deyip afiyetle ağzınıza götürür müydünüz? Ve madem ki kan tüketmek de domuz eti yemek kadar haramdır ve karminik asit reçelden salama, sakızdan dondurmaya kadar geniş bir ürün yelpazesinde kullanılmakta, öyleyse domuz etini yememek hususunda gösterdiğimiz hassasiyeti, vişne reçeli gibi, çilekli dondurma gibi birçok E120 kodlu karminik asit içeren gıdalarda da gösteriyor muyuz?